Şimdiki partimiz ise 2009 Kulüpler Şampiyonası'nda oynanmış. Beyazlar Suat Soylu, siyahlar ise İspanyol büyük usta Narciso. Narciso şu anda rating listesinde 2555 Elo'ya sahip bir oyuncu. Kuvvetli bir oyuncu ama beyazlarla oynayan da Suat Soylu. Biraz uzun bir parti olmasına rağmen çok güzel bir parti. Her şeyden önce izole piyona karşı nasıl oynanır? Sonrasında da müthiş bir kale finali var. Şimdi partimiz E4, E6, D4, D5 ve burada beyazlar at D2, taraş devam yolunu seçiyorlar. Hatta Keres kitabında at D2, at C3'ten kesinlikle daha iyidir. Çünkü siyahın fil B4 hamlesi yok gibi espriyle karışık bir söylemde bulunmuş. Şimdi at D2'ye siyah C5 oynuyor. Şimdi C5'ten sonra siyahın taşları bir aktiflik kazanıyor ama bunun bedeli D5'te izole bir piyon oluyor. At GF3 oynanmış oyunumuzda. At F6, ED5, ED5 ve fil B5, şah, fil D7. Bu varyant tercih edilen beyazlarla Kasparov'un da repertuarında olan bir sistem. Fil D7, at D7, rok ve fil E7. Şimdi tabii ki filin de çıkmasını bekliyorduk C5'i almak için. DC5, at C5. Şimdi D5 piyonu, izole piyon. Siyahın amacı özellikle E4 ve C4 karelerine at yerleştirmek. Tabii ki oyun sonunda bir dezavantaj D5 piyadesi. Ama oyun ortasında siyah saldırı için iyi şanslar bulursa avantaja dönüşebiliyor. Ve at D4. İzole piyonun önüne at yerleştirmek klasik bir fikir. Vezir D7. Şimdi burada vezir F3 tercih ediliyor demiştim. Veziri şah kanadına aktaran bir hamle. Rok ve at F5. At F5'e fil D8 tercih edilmiş. At B3. C5'deki atı rahatsız ediyor. Ve at CE4 ve fil E3. Şimdi D4 karesini beyazlar iki at ve fille denetliyor. Kale C8'e at BD4. Beyazın da taşları son derece uyumlu. Hepsi birbirini destekliyor farkındaysanız. Kale E8 ve kale AD1 yine D5 piyonunu kuşatan bir hamle ve G6. At H6. Şah G7. Yani şah F8 de olabilirdi. H3. Özür dilerim. H3. G4 karesini siyahın kuşatmasına izin vermeyen bir hamle. Ve şimdi at D6. Atı C4 karesine yerleştirme fikriyle. Fil C1. At C4 oynadığında B2 piyonunu korumakla uğraşmayacak beyazlar. Fil B6. C3 yine D4 karesine yönelik bir hamle. At C4'e
Şimdi burada beyazın vezir F4 hamlesi, veziri daha merkezi ve şah kanadına daha da yaklaştıran bir hamle. At F5'ler olabilir. Ve fil D8. Burada fil D4, vezir D4. Yani beyazın tabii çok taşları etkin oldu. Şimdi kale E4. Bir piyon veriyor. Vezir A7. Yalnız burada beyaz vezir oyunu artık çok fazla etki edemiyor. Piyon fazla beyaz ama yani durum eşite yakın. Yani fil D4 daha iyiydi diye düşünüyorum. Fil D8, F6 atına destek ve at G4, h G4 ve at E5. Şimdi G5 şahı F6 ve H6'daki zayıflıkları sorgulayan bir hamle. Fil C7, at F3 ve vezir E6. Şimdi kale de beyaz kale hücum için yardımcı olabilse etkili bir atak olacak. Yalnız burada tabii D5 piyonu siyahın baş belası. Her değişimde daha da kötüye gidiyor durumu. Vezir E5, vezir E5 ve kale E5. Şimdi kale E5'e tabii file 3 çok dakik bir hamle. Tehdit fil D4. Şimdi fil B6 oynanmış partide. Partinin beyaz hep üstünde. Ancak burada tam kırılma noktası. Çünkü fil B6'dan sonra bir de duble piyonla kalıyor siyahlar. Şöyle bir varyant tavsiye edilebilir. Fil B6 yerine şah F8. Çünkü fil G5 piyadesinde tutmak zorunda. G3, B6, şah G2, kale D8, D5 piyonu için, kale H1, H7 piyonuna baskı. Ve burada şah G8'e bu sefer de siyah karelerin zayıflığından fil D4, kale G5 alamıyor. Fil F6 şiş var. Kale E2, şah F3. Burada beyazın fikri fil F6 ve kale H7 ile mat tehditleri de var. Mesela kale E4'e fil F6 herhangi bir boş hamle yapsa kale H7 ile mat oluyor. Yani fil B6 da beyaza üstünlük veriyor. Şah F8, şah G8. Yine beyaz iyiydi. Şimdi fil B6, A B6 ve tempoyla F4. Kale E2 ise tabii kaleyi 7. yatayda yaşatmayacağız. Kale F2, şah F2 ve D5 piyonu istekte. Burada tabii ki kale D8 çok pasif olurdu. Kale C5.
Kaleye bir. Açık hatları sever kaleler. Kale B5'e B3. Ve tekrar kale C5'e. Kale E3. Yani kalenin E hattında olması tabii ki beyaz adına çok güzel oldu. H6. Hiç olmazsa şah E hattından yaklaşamıyor. Şahı yaklaşabilmek için H6, GH6, şah H6 ve şah E2. Kaleyi serbestleyecek. Şah C3 püvadesini koruyacak. Şah H5'e, şah D2 ve şah G4. Şimdi kale E7. F7 ve B7'ye saldıran bir hamle. F5. Şimdi yine çok güzel bir hamle. Mesela kale G7 değil, kale E6. Hem G6'ya hem B6'ya baskıda bulunuyor. Kale A5. O da tabii ki bir şeyler isteyecek. Şah E3. Yine çok güzel bir hamle. Kale A2'ye. Kale G6 ve şah H4'e, şah F3, basit bir mat isteği. Şah H5'e, kale G5 şah, şah H6'ya ise kale F5. Kale C2, C3 piyadesini istiyor. Şimdi D5 piyadesi zaten zayıf. Kale F6 şah. O yüzden B piyonuna yükleniyor beyazda. Şah G7'ye, kale B6 ve kale C3 ve şah G4. Şimdi siyahın şahı kötü, kale tarafından kesilmiş. Beyaz şah ise ilerleyecek. D4. Şimdi kale B7 şah. Şah F6'ya. B4, şah E6, F5, şah D5, kale D7, şah E4'e, F6, kale C2'ye ise önce kale E7 şah, şahı kesiyor, şah D5 ve F7. Kale F2. Bu sefer diğer geçer. B5. Şah D6'ya ise artık terk ettirme hamlesi. Kale E4. Çünkü tehdit kale F4. Vezir çıkacak. Kale F7'ye ise kale D4. Şah E5'e ise kale D2 ile beyaz her şeyi tutuyor ve siyah terk ediyor.